Merhaba Onur. İlk sen geldin. Hoş geldin. Hadi bakalım. Bakalım yoklama alayım. Az önceki arkadaşların hepsi burada mı? Hoş geldin Seda. Sana da merhaba. Herkese merhaba. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar yayınımıza. Artık yayınımız diyorum. Hem sizin hem benim. Evet, bakalım kimler kimler geliyor. Bülent, az önce var mıydın sen ya? Yoktun sanki. Konu anlatımını kaçırdın sanki. Bana mı öyle geliyor? Yorumları kapatınca geldin mi yoksa? Evet, merhaba. Seda, kalbin için teşekkür ediyorum. Elif, benden de sana. Evet, hadi bakalım toparlanalım. Ondan sonra güzel sorular çözelim. Az önce anlattığım konuyu sorularla bir de pekiştirelim. Sonra ben sizi rahat bırakayım. Bugün benden sonra yayın yok galiba. Canlı yayın var mı? Bir 8'de Birol Hoca'nın dersi vardır. Varsa onun dışında var mı? Ben de bugün hiç takip etmedim. Bugün internetten uzak duruyorum mümkün olduğunca. Evet Sedacığım, mor kadının rengi. Haklısın. Bak zaten gözümün üstüne de mor sürdüm. Gülsüm öyle. Aa Gülsüm, bu saate yemek mi kalır? Ben yemeğimi yaptım, geçtim karşınıza bak. Aziz Hoca'nın var. Aa bugün mü Aziz Hoca'nın? Kaçta? Hoş geldin Eda Hoca. Bugün var mı senin canlı yayının Eda Hoca? Bugün kimin canlı yayını var? Vallahi hiç takip etmedim. Aziz Hoca'nın kaçta başlayacak? Ona göre dersi bitirelim. 6.30'da mı 6'da mı? Zaten hemen soru çözeceğiz. Konu anlatımımız bitti. Soru da çözüp bitiririz dersimizi. Ama siz yine bana bir hatırlatın tamam mı? Aziz Hoca'nın dersi var hocam diye. YouTube'da canlı derslerin canlısı vardı. 6'da. Yok hocam matematik. Yok Aziz Hoca matematik biliyorum da 6'da mıydı? Heh, tamam. Tamam. Tamam Eda hocam. Öpüyorum seni. Özlendiniz. Hadi bakalım başlayalım o zaman sorularımızla. Herhalde çoğunluğumuz geldi zaten. Diğer arkadaşlar da yakaladıkları yerden yakalayacaklar. Çünkü 6'da matematik varmış Aziz Hoca arkadaşlar. Ben de çok özledim Eda hocam. Öğrencileri de özledim. Kurumun merdivenlerini özledim. Laf aramızda. Vallahi Yalçın hocayı, Hakan hocayı özledim. Yemin ediyorum sataşmayı özledim herkese. Yemin ediyorum özledim yani o dershane bir başlasın o 8. kata kadar bütün merdivenleri tek 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 çıkacağım asansör falan kullanmadan tamam. Hep beraber böyle komo şeklinde çıkacağız o merdivenleri asansörsüz. Bana eşlik edersiniz herhalde beni böyle tek başıma bırakmazsınız o merdivenlerde değil mi? Hadi bakalım sorularımıza başlayalım. Haydi bakalım. Benden sonra matematik varmış. Çok ben çene yapmayayım o zaman. Başlayalım hemen. Vallahi ben anlamam. Sağ yanımda birileri, sol yanımda birileri olmadan o merdivenleri yürümem. Sözümü de tutmam. Herkes benimle yürüyecek o merdivenleri. Dershane bir açılsın da inşallah. Ne yapsınlar? Beni çağırıp oraya beni koyacak halleri yok ya. Evet, merdivenleri beraber çıkacağız. Dershane başlasın. Hadi bakalım. Evet, soru görünüyor mu arkadaşlar? Tabii ben ne yapacağım? Hep unutuyorum. Şöyle sorumuzu katlayacağım ki yan taraftaki soruları önden görüp çözemeyeyim diye. Böyle artık öyle yapıyoruz. Evet, herkes soruyu görebiliyor mu? Yok öyle bir şey. Atanamadım bilmem ne. Aa, o ne öyle? Atanamadım bilmem ne. Yok öyle bir şey. Hadi. Herkes atanacak. Umutsuzluğa kapılmayın. Vallahi benim psikolojimi bozuyorsunuz ha. Deli çıkacağım yakında zaten. Böyle kafamda huni ile gezeceğim. Size ışık olmaktan kendime bir şey kalmadı bak.
Sizi motive edeyim diye kendime bir şey kalmadı. Yakında dili çıkacağım. Kafamda Huni ile gezersem şaşırmayın, tamam mı? Hadi soruya odaklanalım. İlk diyor ki, bu parçanın anlatımında hangilerine başvurulmuştur? Görünüyor değil mi soru? Bir sıkıntı yok. Evet, benim burada hemen dikkatimi çekecek olan şey şurası. Bakın ben soru işaretini gördüm. Hayır da demiş böyle sert bir ifadeyle. Değil mi? Ya tamam ya Ural ya. Tamam hadi, tamam hadi geçelim. Bakın soru işareti var. Hayır demiş sert bir ifadeyle. Şurada en kullanmış. Şurada da tanım falan diyor. Şöyle çizdim. Bakın paragraf uzun ama ben ne arayacağımı bilirsem uzun muzun bana fark etmez. Az önce demiştim ki paragrafın herhangi bir yerinde en görürseniz karşılaştırmayı alacaksınız. Şıklarda karşılaştırma yok. Tabii ki cevap karşılaştırma olmayacak ama onu da görün diye söylüyorum. Böyle koca bir paragrafta küçücük bir yerde en bile olsa onu karşılaştırma olarak almanız gerekiyor. Burada şıklara koymamış. Soru işareti varsa tartışma vardır demiştim. Şıklarda tartışma olan zaten iki tane seçeneğim var. Şey, üç tane seçeneğim var. Diğerlerini eledim. Ama burada tanık gösterme olsaydı ünlü birinin zaten sözü yer alırdı. Burada tırnak içinde verilmiş hiç söz yok. Tanık gösterme yok. Betimleme desem bu nesnel bir ifade, nesnel bir paragraf. O yüzden betimleme de yok. Cevap Edirne olacak. Cumhuriyet demek demokrasi demek mi diyor. Burada bana demokrasinin kavramının tanımını yapıyor. Cumhuriyet dendiği zaman akla ilk gelen demokrasi kavramıdır falan demiş. Cumhuriyetin tanımını yapmış. Cevap sizin de verdiğiniz gibi E olacak. Haydi bakalım ikinci sorumuz. Soruların uzun olması sizi korkutmasın arkadaşlar. İşaretleri takip edin lütfen. Bakın ben bu paragrafa şöyle uzaktan bir bakarım ve derim ki soru işareti var. Bence diyor, hayır diyor, cevabı yapıştırırım. Soru işaretleri varsa, bence bana göre diyorsa tek bir anlatım biçimi olur. Hadi cevapları gönder. Soru işaretleri varsa, bence bana göre varsa yapıştır cevabı. Evet, ne olur cevap? Bakın paragraf kocaman ama ben okumuyorum. Ne arayacağımı bilirsem okumama zaten gerek kalmaz. Soru işareti var. Bence diyor, bana göre diyor. Niye okuyayım paragrafı, değil mi? Cevabım kesinlikle tartışmadır, işaretler geçerim. Bence bunu sevdiniz ve yapabileceksiniz. Hadi bakalım. Taktikleri unutmayın. İzleri takip edin. Paragraf sizden korksun. Tamam. Evet, üçüncü sorumuza geçiyoruz. Hadi bakalım. Baktım paragrafta %30 falan diyor. Rakamlar görüyorum. Tarihler görüyorum. Diyor ki anlatımında hangisi yoktur diyor. Evet, bir bakın bakalım hangisi yok. Varı sormuyor, yokturu soruyor. Evet, şıklar zaten birbirine aslında bağlantılı. Çıkarımda bulunmak sonuç göstermek demek. Karşılaştırma mukayese edecek işin içinde sonuçlar var. Sayısal veri diyor, tahminler diyor. Bunların içinde hangisi diğer şıklardan böyle eğritileme olarak duruyor? Önce şuna karar verin. Bu paragraf ne paragrafı? Bir defa betimleme paragrafı mı? Öyküleme paragrafı mı ki paragrafta görsel öğe olsun? Değil mi? Arkadaşlar dikkat ediyorum. Ben bu paragrafın öyküleme ya da betimleme olmadığını çok iyi bilirim. Çünkü yukarıda yaşlılardan bahsediyor ama fiziki bir anlatım yok. Ayrıntılar yer almıyor. Ben hiç paragrafa böyle uzun uzun bakmam. Derim ki
Çıkarım, karşılaştırma, sayısal veri tahmin, bunların hepsi açıklayıcı anlatımla alakalıdır. Ama görsel öğe derse betimlemedir. O yüzden cevap Denizli'dir. Ben kalkıp da niye uzun uzun paragrafı okuyayım? Görsellik demek betimleme demektir. Yukarıda betimleme yok. Anladık mı? Evet, geçiyorum diğer soruya. Hoca paragrafları tak tak hızlı yapacağız dedi. Bir dakikada 3 paragraf sorusu çözdüreceğim dedi. Bak nasıl çözeceğiz, gördünüz mü? Daha bu başlangıç. Cumartesi gününü bekleyin arkadaşlar. Evet, bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak hangisi söylenemez diyor. Olumsuz sorularda önce şıklara bir göz atın. Şıklar sizi zaten yönlendirecek. Kişisel duygu diyor, birden çok duygu diyor, benzetme diyor, betimleme diyor, kişileştirme diyor. Haydi bakalım şıkları eleyin arkadaşlar. Ahmet, bir daha söylüyorum şıkları nasıl eledim? Bir dakika arkadaşlar, 3'e dönüyorum. Ahmet kaçırmış. Ahmetciğim bak. Dedim ki çıkarımda bulunmak, karşılaştırmak, sayısal veri, tahmin bunların hepsi zaten açıklamayla alakalı. İçlerinde nesnellik var. Ama görsel öğeleri ön plana çıkarma. Görsellik nerede vardı? Betimlemede vardı. E ben paragrafın 4 şıkkı açıklamayla alakalı, biri betimlemeyle alakalıysa paragrafı niye okuyayım gider D'yi işaretlerim. Öyle değil mi? Ne hocam, bu taktikleri bu derste mi anlattınız? Kaçırdım. Yani evet, az önce anlattım. İlk yayını da kaydettim. Oradan da izleyebilirsin Burak. Şöyle yapalım. Görüntü biraz gitti. Toparlıyorum hemen. Evet, bu parçanın anlatımı ile ilgili. Kişisel duygular diyor. Yani öznellik diyor. Birden çok duyu dediği görmek, bilmem ne yapmak. Benzetme diyor, betimleme diyor, kişileştirme diyor. Hadi bir bakın bakalım. Ben şöyle paragrafa uzun uzun bakmam. Aralarda gözüme neler gelir ona bakarım. Bakın burada gibi var. Gibi varsa benzetme zaten var, gitti. Değil mi? İnsan bu tür ortamlardan bir daha ayrılmak istemiyor diyor. E adam kendi görüşünü anlatmış. Kişisel duygular var, gitti. Sonra bir bakın bakalım. Elif, cevabı Denizli diyemezsin. Çünkü benzetme varsa orada betimleme vardır. Çünkü betimleme gördüğünü bir şeylere benzeterek zaten anlatmak demek. Ben olsam ne yaparım? Betimlemeyi, benzetmeyi, kişisel duyuyu aynı anda elerim zaten. Çünkü bunlar ne dedik anlatırken? Bunlar zaten aynı şeyler. Betimlemenin olduğu yer, şey benzetmenin olduğu yerde betimleme vardır, kişisel duygu vardır. Üç seçenek rahat bir şekilde gider. Problem şu, acaba kişileştirme mi var, birden çok duyu mu var? Kişileştirmeyi bulur musunuz? Nerede var? Göstereyim mi? Göstereyim hadi. Tüm şirinliğiyle ve cana yakınlığıyla bize gülümseyen köy diyor. Köy gülümsemez ki. Köy, burada gülümsemek insana özgü bir özellikken köye aktarılmış. Yani kişileştirme de var. Cevap B olacak. Birden çok duyu yok arkadaşlar. Sadece görme duyusuna yer verilmiş. Birden çok duyu yok. Tamam? Hadi bakalım bir diğer sorumuz, çok iyi gidiyoruz. Kore, elmanın ortasında kalan çekirdeklerin bulunduğu yenmeyen kısma İngilizlerin verdiği addır diyor. Yani öz, esas, nüve anlamına geliyormuş. Bu parçanın anlatımında ağır basanı soruyor bakın. Demek ki birden fazla şey var cevap olabilecek ama sizden özellikle ağır basanı istiyor. Dikkat edin. Ağır basanı soruyor. Evet, paragrafın genelinde odaklan hemen lütfen.
Hemen Zeynep'cim odaklan. Odaklanamayacak bir şey yok. Sadece ne yapıyoruz? Blap 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 diye okuyoruz. Zaten paragraflara ben hep derste de söylerim. Çok odaklanırsan soruyu çözemezsin. Paragraf odaklanma işi değil. Taktikleri yıkacağız. Anlatılanları devireceğiz. Ben size yeni taktikler öğreteceğim. Paragrafa odaklanma diye bir şey yok. Odaklanırsan yapamazsın. Merhaba sana da. Evet, sorumuzun cevabı Edirne olacak çünkü Kore'nin hangi anlama geldiği hakkında bize bilgi vermiş. Bilgi varsa ne dedik? Açıklama vardır dedik. Unutmuyoruz. Tamam, cevabımız Edirne olacak. Geldim 6. soruma. Arkadaşlar ipuçlarını lütfen yakalamaya çalışın. Betimleme, öyküleme, tanımlama, tanık gösterme. Bu parçanın anlatımında ağır basanı soruyor. Ağır basan dediğine göre demek ki birden çok şey var ama ben asıl önemli olanı bulacağım. Tamam. Günümüzde çoğu insan zamanın azlığından, vaktin yetmediğinden, dolayısıyla da işleri yetişmediğinden yakınır. Galiba bu size çok tanıdık geldi. Valla Kore dediği şey nedir Selman bilmiyorum. Demek ki öyle yazılıyormuş. O başka bir şeyden bahsediyor herhalde. Bizim bildiğimiz Kore'den değil sanırım. Evet, haydi bakalım sorunun cevabını istiyorum. Altıncı sorumun cevabını istiyorum. Bakın bu cümleler, bu paragraf size çok tanıdık gelmiş olmalı. Sanki siz de bunlardan birisiniz gibi. Haydi. Pek çoğunun o kadar çok boş zamanı vardır ki cep telefonuyla saatlerce oynamaya, normalden fazla uyumaya ve uzun sohbetlere fazlasıyla zaman bulurlar diyor. Bize insanlar hakkında bilgi veriyor. E bilgi varsa ne var? Şart açıklama var. Cevabımız B olacak. Güzel gidiyoruz arkadaşlar, bence çok iyi. Devam ediyorum. Evet, ben mümkün olduğunca soruları çözerken taktikleri bir daha bir paylaşıyorum. Derse katılamayan arkadaşlarım için, ilk ders için. Evet, sen bakmıyorsundur Selman ama telefondan ayrılmayanlar var. Evet, 7. soru. Şurayı da kapatayım mı? Rahatsız ediyor mu? Şöyle bir dakika. Hadi bakalım çözelim. Ne kadar çok soru çözersek o kadar iyi. Benden sonra da Aziz Hoca'nın dersi varmış, matematik. Çok da şey yormayayım sizi. Hadi bakalım. Evet, önce şıklara bakıp sonra paragrafa geçeceğiz. Açıklama, deyim, karşılaştırma, öznellik, benzetme diyor. Hangisi vardır ya da hangisi yoktur derse önce şıklara bir bakarım. Ondan sonra da paragrafa geçerim. Açıklama, deyim, öznel, benzetme diyor. Tabii ben bunlardan kendim çözüyor olsam birçoğunu şimdi elemiş olurdum. Ama biz ne yapacağız? Beraber bakacağız. Adalarda çam yahut kadın başında saç ne ise İngiltere'de çimende o dediğine göre bir defa bakalım bir hangisi söylenemez diyor. Bir benzetme yapılmış bakın. Kadın başındaki saçı İngiltere'deki çimene bir benzetmiş. E gitti. Benzetmeler öznel değerlendirmelerdir. Bu da gitti. Sonra bakalım. Britanya adasının topuklarından boynuna kadar çektiği bu yeşil örtü diyor. Burada aslında kişileştirme var ama şıklara koymamış. Değil mi? Hayır, cevap B değil. Dikkat edin. 7'de cevap B değil. İngiliz milleti için o nezaketten nasip alamamışlar var ama İngiliz toprağında çimensiz parça yok diyor. Islanmış yeşil gözlerin yeşili diyor. Ama dışarıda çimeni hiç soldurmayacak kadar sere serpe oluşan bu rutubet içeride mesela sofra tuzunda görülmez diyor. Evet, haydi bakalım. Cevap Adana olmaz. Bize adalar hakkında bilgi veriyor. İngilizlerden falan, Britanya'dan bahsediyor. Açıklama olmaz. Bilgi var. Hangisi yoktur? Haydi bakalım.
Cevapları doğru gönder. Deyimi buldunuz mu deyimi? Var mı deyimi bulan? Göstereyim, nasip almak. Nezaketten nasip almamak burada deyim olarak verilmiş. Deyim varsa zaten açıklama vardır. Deyimler nesnel bilgilerdir. Cevap Ceyhan olacak. İlk cümlede karşılaştırma yok. İlk cümlede benzetme var Selman. O karşılaştırma değil. Adalarda çam yahut kadın başında saç neyse İngiltere'de çimende o derken karşılaştırma yapmıyor. Kadın başındaki saçı adalardaki çimeni İngiltere'deki çimeni adalardaki kadın başına benzetiyor. Evet, karşılaştırma gibi görünüyor ama değil arkadaşlar. Biz buna öznel benzetme diyeceğiz. Tamam. Dikkat ediyoruz. Bu tarz sorular tehlikelidir. Benzetmelerle karşılaştırmaları sakın ola ki karıştırmıyoruz. Haydi bakalım 9. 8. soruya. Evet, bana ağır basanı soruyor. Bakın genelinde ne var? Ağır basan ne? Onu bulacağız. Sakın sadece böyle ufak bir şey bulup yapmayın. Bakın burada Göbekli Tepe falan demiş. Arkeolojik verilerle desteklenen demiş. Acaba ne olsa gerek? Evet, arkeolojik veriler diyor. Arkeolojik veriler diyor. Değil mi? Göbekli Tepe diyor. Tarıma henüz geçmemiş ve ağırlıklı olarak toplayıcılık, avcılık diyor. Sanki bana biraz bilgi veriyor. Evet, cevap ne olur acaba? Eğer istatistiksel veriler varsa, değil mi? Bir yer hakkında bilgi veriyorsa, o zaman derim ki kesinlikle açıklama. Bana Göbekli Tepe hakkında bilgi veriyor. Onun tarihinden bahsediyor. İşte avcılık ve toplayıcılıkla geçinen topluluklar tarım ve hayvan yetiştirici sayesinde yerleşik düzene geçmişler falan diyor. Bana bir bilgi veriyorsa kesinlikle açıklamadır arkadaşlar. Tamam. Peki. Geçtim diğerine. 9. soru. Ne yoktur diyor. Açıklama diyor. Nicel dediği sayısal veri. Nicel veri demek sayısal veri demektir. Karşılaştırma diyor. Çıkarımda bulunma diyor. Betimleme diyor. Ben bu soruya gözüm kapalı işaret koyarım. Acaba hiç paragrafı okumadan gözüm kapalı neye işaret koyarım? Ben hiç paragrafı okumam bu soruda. Şıklar zaten bana kendini ele veriyor. Evet, bu sorunun cevabını hadi paragrafı okumadan kim söyler? İlk cevap veren kim? Bakalım benim elimi usullerimi öğrenmiş misiniz? Çıkarımda bulunmak sonuç çıkarmak demek olmaz. Evet, haydi bakalım. Ben bu soruda paragrafı okumaya tenezzül etmem. Şıklar yeter arkadaşlar. Soruyu çözmek için bir saniyem yeter bana. Derim ki açıklama, nicel veri, çıkarımda bulunma, betimleme, karşılaştırma. Niye paragrafı okuyayım ki? Çünkü açıklama, nicel veri, çıkarım, karşılaştırma bunların hepsi açıklamanın bir parçası. Betimleme orada kabak gibi duruyor. Cevabım Denizli. Diğerlerinin hepsi nesnel veri ama betimleme gördüğünü anlatmaktır. O yüzden cevap Denizli olacak. Bakın nasıl eliyorum. Dikkat edin. Tamam. Evet, buna benzer bir soru ilk soruda da vardı. Ne dedik? Açıklama, nicellik, karşılaştırma, çıkarım. Bunların hepsi nesnel ifadeleri. Bir grup yap. Betimleme kabak gibi ortada kalsın işaretleme. Hiç paragrafı okudun mu? Gerek yok. Bana ne? İşi olmayan okusun. Benim çok işim var. Haydi bakalım 10. soru. Bu parçanın anlatımında hangisi yoktur diyor. Ne yapacağım? Yokturlarda önce şıklara bir göz atacağım. Ondan sonra paragrafı okumam gerekiyorsa okuyacağım.
A'yı yanlış yazmışlar, açılama yazmışlar. Açıklamalar, karşıtlıklar, örneklemeler, nitelendirmeler, yansız bir söyleme dayanma. Yansız söyleme dayanma ne demek? Nesnel demektir, değil mi? Hadi bir bakın bakalım. He, bak burada eleyemem. Niye? Burada şıkları eleyemem, paragrafa ihtiyacım var. Çünkü hepsi zaten aynı şeyi anlatıyor. Açıklama, karşıtlık, örnekleme, nitelendirme, yansız söyleme. Burada işte o elemeyi yapamam. Mecbur paragrafa bakacağım. Tamam. Evet, 10. sorumun cevabı ne olur? Haydi bir bakın bakalım. Güneşe baktığımızda yaklaşık 8 dakika önceki halini görüyoruz diyor. Hayır, Selman değil. Çıkarımda bulunmak sonuç çıkarmak demektir. Sonuç herhangi bütün bu veriler gösteriyor ki falan demektir Ali. Çıkarımda bulunmak sonuç çıkarmak demek. Bunu cümlede anlamda anlatmıştım ya, o yüzden çok değinmedim burada. Ama yine paragrafa geçince anlatırım ben size onu. Evet, 10. sorunun cevabı hala gelmedi. Güneşe baktığımızda yaklaşık 8 dakika önceki halini görüyoruz. En yakın yıldız bir karşılaştırmadır ama şıklara koymamışlar. 4 yıl, en yakın yıldız olan şu yıldızı Proxima'yı örnek olarak vermiş. Evrende ne kadar uzağa bakarsak o kadar eskiyi görüyoruz diyor. Işık bir yılda 9 trilyon kilometre falan demiş. Yansız bir söylemedir. Yani nesneldir diyelim. Bu da gitti. Zaten nesnellik varsa, örnek varsa açıklama vardır gitti. Geriye B ya da D kaldı. Nitelendirme dediği niteleyici sözcükler kullanmak demektir. Evet, herkes niye bu kadar şık söyledi arkadaşlar? Örnekleme varsa açıklama vardır zaten. Yansız söylemek nesnelliktir. Açıklama varsa da bu vardır. 3 şıkkı zaten elerim. Geriye 2 şık kalır. Acaba nitelendirme var mı? Var tabii ki. Çünkü büyük falan demiş, değil mi? Bu tarz ifadeler kullanıyorsa eski falan diyor. O zaman biz bunlara niteleyici sözcükler deriz. Cevabımız Bursa olacak. Karşıtlık yani zıtlık demektir. Karşıtlıklar yok. O yüzden dikkat ediyoruz. Cevabımız B olacak. D diyenler nitelendirme var. Eski meski diyor. Büyük diyor. Değil mi? O yüzden dikkat ediyoruz. Hadi. Gülsüm, bak bir daha söylüyorum. Şöyle yapacağız. Şöyle gideyim. Örnekleme varsa açıklama vardır. Açıklama varsa nesnellik yani yansız bir söylem vardır. Bu şık elemeyi yapabilmek için açıklamanın özelliklerini bilmen lazım. Betimlemenin özelliklerini bilmen lazım. İlk ders anlattım ya. O özellikleri iyi sentezleyeceksin aklında. Şıkları da rahat bir şekilde eleyeceksin. Açıklama varsa örnek olabilir. Örnek varsa nesnellik olur. O yüzden de diyeceğim ki nesnellik, örnekleme, açıklama, tanımlama bunlar hep aynı şeydir. Şıklardan onları eleyeceğim. Evet, 11. soru. Ne diyor? Hangisinde betimleyici öğelere yer verilmemiştir? Betimleme demek gözlem demektir. Hangisinde gözlem yok? Haydi bakalım şık. Evet, sorumuzun cevabı hangisi olacak arkadaşlar? Bu arada Emir merhaba demiş. Merhaba Emir, sana da hoş geldin. Haydi bakalım 11. soru. Betimleyici ögeler yoktur ne demek? Ne demek? Görsellik yoktur, gözlem yoktur demek. Acaba hangisinde yok? Evet, cevaplar gelsin. Çok iyi. Evet, haydi bakalım cevaplar gelsin. Çok iyi, gönder gelsin. Evet, 2'de parklardaki ağaçların yaprakları ve çimenlerindeki çiğ damlaları falan diyor, görüyorum. Güneşin sıcak gülümseyişi yüksek çatılar diyor, görüyorum. 4'te ayak bas müthiş bir kalabalık falan diyor, görüyorum. 5'te pürüzsüz zemine uzanan sırt çantaları diyor. Görüyorum. Cevabım A seçeneği olacak. Unutmayın, betimleme demek tamamen görsellik demektir. Görsellik yoksa betimleme yoktur arkadaşlar.
Peki şimdi diğer testimizin sorusuna geçeceğiz. Daha umarım vaktimiz vardır. Biraz daha pekiştirelim istiyorum. Güzel gidiyor muyuz? Öğrendik mi biraz bir şeyler paragrafla ilgili? Hemen ekranı şöyle netleştireceğim. Evet. Bu parçanın anlatımında hangisi ağır basar diyor. Hadi bakalım ilk cevap gönderene benden koca bir alkış. Haydi bakalım arkadaşlar. İlk cevabı kim gönderecek? Birinci sorunun cevabı ne? Daha ilk cümleden belli bakın. Yüksek tavanlı bir koca oda. Evet, tebrik ediyorum Burak. İlk cevap senden geldi, süpersin. 7 dakika mı kaldı? Tamam, birkaç tane daha çözelim, bitireceğim. Evet, daha ilk cümleden belli, ben paragrafı okumam. Yüksek tavanlı koca bir oda diyor. Ne dedik? Bir şehir, bir oda anlatılacaksa cevap kesinlikle betimlemedir. Çok da sonuna kadar okumana gerek yok. Geçtim. İkinci soru. Bu parçanın anlatımında hangisi ağır basar diyor. Geçtik artık 2'ye. Bakalım. Kapıdan içeri girerken ilk dikkati çeken sol tarafta yere konmuş ufak kömür mangalı. Aa, yine bir yer anlatılıyorsa o zaman cevap ne olacak? Sol taraf ufak kömür mangalı. Evet, bu paragrafta ne ile devam edeceğim? Rabia, denizli olmaz. Cümle uzun. Uzun cümleler varsa öyküleme olmaz. Ne diyecektin? Tamam. Evet, cümleler kısa olsaydı öyküleme olurdu. Cümleler uzun bir odaya giriş yapıyor. Cevap kesinlikle betimleme. Geçtik. Üçüncü soru. Hangisi yok? Benzetme, düşsel öğe, betimleme, tartışma, görme. Hadi Gülsüm, şıkları ele. Hadi Gülsüm, şıkları sen ele. Burada dördü aynı şey, bir tanesi farklı. Şıklardan sadece yap. Paragrafı hiç okuma. Evet, haydi bakalım şıklardan eliyoruz paragrafı okumadan. Hadi bulalım. Evet, çok iyi. Sadece şıklar yetti bana, paragrafı boş ver. Kim okursa okusun. Süpersin Gülsüm, öğrendin değil mi? Benzetme, düşsel öğe, betimleme, görme. Hepsi zaten betimlemenin özelliği. Cevap denizli. Zaten de soru işareti yok. Değil mi? Evet, üçüncü sorumuzun cevabı denizli olacak. Süpersiniz. Haydi bakalım 4. Bu sayfayı bitirelim. Sonra da dersimizi bitirelim. Evet. Aferin Gülsüm, doğru diyorsun. D olacak. Hadi bakalım 4. soru. Bu parçada yazar anlatım biçimlerinden hangisine başvurmuş? Aa, mavi deniz, mavi gök. Ne olsa gerek? Mavi deniz, mavi gök. Yer anlatılıyor. Yapıştır cevabı gelsin. Ihlamur diyor. Görkemli diyor. Keçi boynuzu diyor. Cevap ne olur? Gönder gelsin. Daha ilk cümleden anla ne olduğunu. Paragrafa çok gerek yok. Mavi deniz, mavi gök. Değil mi? Cevabımız Ceyhan olacak. Betimleme. Çok da okuma paragrafı. Boş ver. Kafanı bulandırma. Evet, 5. soru ikili soruyor. Neyi sormuş bana bakalım. Ne var paragrafta? Öyküleme, tartışma falan demiş. Ben size bir 5 dakika mı kaldı? Burak sen bana dakikaları say. Ben size şöyle bir kopya vereyim. Bak bu kopyayı iyi aklına yaz. Bir paragraf verdi. Hangi ikisi şıklardaki, hangi ikisi paragrafta var dedi. %90 cevap öyküleme, betimlemedir. Çünkü aynı anda paragrafta iki anlatım biçimi, bakın burada da anlatım biçimi diye sormuş. Eğer iki anlatım biçimi aynı paragrafta yer alacaksa şıklarda öyküleme, betimlemeyi bul, yapıştır gitsin. Evet, ressam bir elinde sehpası, öbür elinde boya kutusu ile rıhtımın sağına soluna bakındı diyor. Bir olay anlatılıyor.
Benim sayfada mı yapalım Selman ders? Ben yaparım, benlik sıkıntı yok. Evet, yelkenlerini sırmalı gibi parlattığı yassı alçak kömür kayıkları falan demiş. Burada hem öyküleme var hem betimleme. Bu tarz sorularda dikkat ediyoruz. Eğer aynı anda iki anlatım biçimi olacaksa öyküleme, betimleme yapıştır gitsin. Evet, burada yine aynı tarz soru var. Bakalım burada da aynı mı? Ben olsam buna C der geçerim. Ama siz bir okuyun bakalım cevap gerçekten C mi? Kocaman bir kuş kanatlarıyla gökyüzünü arşınlıyordu. Tüylerinin renklerinde yansıyan akşam güneşinin ayrışımlarıyla renklendiriyordu gökyüzü. Sürekli değişen motiflerden dokunmuş bir koca kilimdi kanatları diyor. Ahmet, bende daha ne ipuçları var. Sen bir de paragraf dersine gel cumartesi günü. Siz de C deyin o zaman. Beraberce işaretleyelim. Evet, kuşu anlatmış bize. Öyle değil mi? Kuşu anlatıyor. Bir de olay var. O zaman olsun, betimleme, öyküleme. Evet, kaç dakikamız kaldı? Kim söylüyordu? Bir soru daha çözebilir miyim? Size veda etmeden kapansın da istemiyorum. Hadi 7'yi de çözelim, sonra veda edelim. Benim ses gıa diye gitmeden önce. Haydi bakalım 7. soru. Valla cumartesi kaçta ben de bilmiyorum. Duyuracağım arkadaşlar. Cuma günü patronla konuşup kararlaştıracağız. Sonra ben size duyururum. Evet, 7. soru. Bu parçanın anlatımı ile ilgili hangisi yanlıştır? Acaba şıklar bana yeter mi? Hadi bir bakalım. Benzetme diyor. Betimleme, gözlem, niteleme. Bir dakika mı? Çabuk çabuk çabuk. Olmaz mı Gülsün? Bende her yol var. Matematik var, geometri var. Hadi 7. soru. Şıklara bak. Benzetme diyor, betimleme diyor, gözlem diyor, niteleme diyor. Bu arada biz dersi 6'da bitirme... Ha yok, Instagram dersi 6'da bitmek zorunda değil de. Hani saymaya başlamayacak şimdi. Aziz hocanızın 6'da başlayacaktı. Bir 5 dakika geç başlasın ya, bir şey olmaz. Evet, şunu bir çözelim. Güzel soru. Evet, ne diyoruz? Şıklardan eleyeceğim ya. Benzetme diyor, betimleme diyor, gözlem diyor, niteleme diyor. Bunların hepsi zaten ne? Bunların hepsi ne? Zaten bunların hepsi betimleme. Öyle değil mi? Cevap o zaman Denizli olacak. Tanımlamanın bunların içinde işi yok. Değil mi? Evet. Ya çözmelere doyamadım. Şunu da mı çözsek? Biz 5'i çeyrek geçe başladık değil mi? Yani daha aslında vaktimiz var. Ya ben Aziz Hoca'ya söylerim. Nazım geçer, bir 5 dakika geç başlasın. Siz de dinlenin. Hadi şunu da çözelim. Evet, hangisinde betimleme yoktur diyor 8'de. Hangisinde gözlem yok? Bana onu soruyor. Bak daha ilk cümleden anla. Dışarıda düşman gibi görünen cadde diyor. Betimleme var. Sonra... Burada kitaptan bahsediyor. Kitaptan bahsediyorsa betimleme mi olurdu? Kitaptan bahsediyorsa ne olurdu? Kitaptan bahsediyorsa ne olurdu? Bak burada oda diyor. Küçük yemek odası diyor. Kurumla kaplanmış boyaları tuzlu hava diyor. Anavarza kayalıkları kayalardan bahsediyor. Bunların hepsi betimleme ama B seçeneğindeki kitaptan bahseden şu cümle açıklama. Öyle değil mi? Kitaptan bahsediyorsa ne olacaktı? Açıklama olacaktı. Bak hiç okumaya gerek kalmadı, gördünüz mü? Çatır çatır çözdük valla. Cadde demiş betimleme, oda demiş betimleme. Boyaları tuzlu hava nedeniyle dökülmüş ev diyor betimleme. Kayalık diyor betimleme ama kitap nasıl betimlensin? Olsa olsa açıklanır. Cevap o yüzden Bursa olacak. Hadi 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 9. Anla, şu testi bitireyim ya. 2 soru kaldı. Tekne geldi, önlerinden geçti, buruna vardı. Cümleler çok 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 kısa. Kırmızı kuşaklı, kalın kaşlı bilmem ne diyor. Ne demiştik ya? Bir paragraf varsa şıklarda hangi ikisi aynı anda olurdu? Neydi bu sorunun cevabı? Çok da paragrafı okumam yani. Neydi cevap?
Değil mi? Cümleler kısa ama bazı yerlerde de uzun. Kısalar, öyküler, uzunlar, betimler. Şıklarda ikisi zaten aynı andadır. Cevabı C işaretle geç. Paragraf sizden korksun. Yapıştır C. Aferin. Öğrendin Alev. Süpersin. Haydi bakalım. Gördün mü Güldeste Hoca der ki yapıştır. Evet, 10. soru. Ağır basmaktadır'ı soruyor. Acaba ne olmalı? Açıklama, öyküleme, alıntılama, betimleme, tanık göstermeyi direkt ele. Tırnak içinde söz yok, tanık gösterme yok, alıntı yok. Gitsin. Evet. Öyküleme, betimleme de zaten hep iç içe olur. Biri varsa diğeri vardır. Öyküleme, betimleme de ele. Aa, paragrafı okumadan cevap mı çıktı ne? Bir daha göstereyim mi nasıl elediğimi? Bir daha göstereyim. Tanık gösterme olması için tırnak içinde söz olması gerekiyor. Var mı? Yok. Tanık göstermeyi at. Alıntılama da aslında tanık göstermeyle aynı şey. Onu da at. Öyküleme, betimleme ne dedi hoca? Hep iç içedir zaten. Biri varsa diğeri vardır. Onları da ele. Cevap açıklama. Ama zaten ilk cümlede de ne diyor? İnsanın en önemli buluşu yazıdır. İnsanlar yazı sayesinde dün ile bugün arasında köprü kurar diyor. Bilgi vermiş, açıklamış, cevap A olacak. Evet, yeter herhalde bu kadar. Ne dersiniz? Kaç soru çözdük? Çözdük biraz ya. 11, 10, 21 soru çözdük. Ekonu da anlattık. Kısa günün kârı bereket versin. Haydi bakalım yazın yorumları. Beğendiniz mi dersi? Dediğim kadar var mı? Taktikler güzel mi? Hoşunuza gitti mi? Ne diyorsunuz? Hoca biliyor mu bu işi? İşte hocam ya, yandan çarklı. He? Nasıldı? Beğendiniz mi? Siz bir de bunun paragraf versiyonunu bir görün arkadaşlar. Bir de bunun paragraf dersini bir yapalım. Bak ben size ne taktikler öğreteceğim. Ay vallahi terledim yemin ediyorum ha. Burada ders anlatmak daha zor. Sınıfta anlatsam bu kadar yorulmazdım herhalde. Siz de sağ olun arkadaşlar. Matematiği çok da bekletmek istemedim. Yoksa daha güzel sorular çözerdik. Vaktimiz olsaydı süper sorular ayarlamıştım size. Evet, taktikleri aklınızın bir yerine yazın. Olmazsa isterseniz yarın da benim sayfamda devam ederiz bu konunun sorularına. İsterseniz tabii. Biraz da yarın benim sayfamda da çözeriz. Peki. Kaçıran arkadaşlarım arkadaşlar sayfaya kaydedeceğim. Oradan bir daha bir izlersiniz. YouTube'a da atacağım birazdan. Oradan da izlersiniz. Notları da kendi sayfamdan Güldeste Hoca'ya Güldeste Dönmez, Dönmez Güldeste 12 sayfasından paylaşacağım sizinle, tamam mı? Haydi bakalım. Ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kendinize iyi bakın. Sayfanızın adını söyler misiniz? Söyleyeyim. Dönmez Güldeste 12. Instagram adresim Güldeste Hoca ile Türkçe'de YouTube adresim. YouTube adresimde de daha önce anlattığım bütün konuların videoları var. Dersten hemen sonra koyuyorum. Oradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarla tanıştığıma çok memnun oldum. Benim kadro zaten aynı. Her zaman beklerim. Özellikle cumartesi paragraf. Cuma günü dil bilgisi dersimiz var. Unutmayın. Zarf, edat, bağlaç, ünlem anlatacağım. Onlarda da sunacağım bazı taktikler olacak. Nacizane sizlerle bilgilerimi paylaşmaktan mutluyum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Esen kalın. Ne bu anlatım biçimlerinin taktiklerini liste halinde yapsanız nasıl olur? Dedim ya Murat, göndereceğim. Ben kendi sayfamda paylaşacağım zaten. Ama sözel olarak ifade ettiğim her şeyi yazarak ifade etmem çok da kolay olmuyor ya. O yüzden nacizane siz hani kendi dinlediklerinizi kendi istediğiniz şekilde not alırsanız hani daha iyi olur. Çünkü ben anlatırım, o an unuturum, hani bir yerden bakarak anlatmadığım için o an ağzımdan ne çıkıyorsa ben söylüyorum. Siz videoyu bir kere daha izleyin. Ben hoca ne demiş onları bir not alın. Çünkü dediğim gibi benim her söylediğim, ben o an anlatırken aşka gelip tak 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 yapıştırıyorum. Tabii ki bazı taktikleri paylaşacağım ama diğerlerini de hani dediğim gibi yazıya dökmek benim için zor.
Instagram adresi neydi? Dönmezgüldeste12. Oradan ekleyebilirsiniz. Sen de yenisin. Peki. Arkadaşlarınıza da söyleyebilirsiniz. Sözel mantık yapamıyorum diye. Sözel mantık tablolarla anlatıyorum zaten. İlk tablodan itibaren anlattıklarım YouTube kanalımda var. Daha dün sözel mantık yaptım. Ara ara sözel mantık yapıyorum. İknur sen hiç katılmadın mı derslere? Sanki ilk defa geliyorsun gibi. Ha, Alev not almış. Alev, o zaman söylediklerimi not aldıysan bana DM'den ya da WhatsApp'tan at. Ben de arkadaşlarına paylaşayım. Dediğim gibi ben söylerken coşuyorum, anlatırken coşuyorum. O yüzden bazen yazıya dökmekte zorlanabilirim. Ben anlatayım, siz not alın, olur mu? Aziz Hoca bekliyor. Peki. Haydi görüşürüz. Aziz Hoca beni öldürmeden ben kaçıyorum arkadaşlar. İgnor, sen de dediğim gibi Güldeste Hoca ile Türkçe YouTube kanalından izleyebilirsin. Ya da Dönmez Güldeste 12 Instagram adresinden canlı yayınlara katılabilirsin. Orada sözel mantık anlatıyorum. Görüşürüz.